Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla devam ediyoruz. Vergi gelirleri, tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, 2022 yılında %89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranının 2023'de 3,2 puan artarak %92,7'ye yükseldiğini bildirdi. sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vergi mesajı verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından vergi gelirleri tahakkük ve tahsilat oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek paylaşımında 2022 yılında %89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkük tahsilat oranı 2023'te 3,2 puan artarak %92,7'ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular birebir bilgilendirildi ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave %5 artış yapılacağı müjdesini vermişti. Artış oranı %42,6'ya yükseldi. Peki kim ne kadar maaş alacak? TV100 muhabiri Gülgündüz, SGK müşaviri Murat Bala sordu. %37,57 artış oldu. %5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Toplamda %42.6'lık bir artışa denk geliyor. Emekli için maaş alt sınırı 7500 liradan 10 bin liraya çıktı. Emeklinin zam oranını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. 6 aylık artış oranı %42,6'ya yükseliyor önümüzdeki temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Burada bir farklılık var. Bunu da özellikle söylemek gerekiyor. En düşük emekli maaşları artış oranında artmadı. Maalesef ki en düşük emekli maaşları %33.34 oranında arttı. Eğer en düşük emekli maaşı bu şekilde artsaydı 10.600-10.700'ler seviyesine gelecekti. SSK emeklisinin gözü kulağı gelecek zam oranındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o zam oranını açıkladı. %37.57 olarak peki hesaplara nasıl yansıdı? Örneğin 7.600 lira alan bir emekli %37.57'lik artışla artık maaş maaşını 10.455 lira olarak alacak. Buna %5.03'lük ek ilave de eklendiğinde maaşı 10.837 lira olacak. Memur emeklisi aylıklarında %49,25 artış yapıldı. Erdoğan SSK ve Bağkur emeklisi için maaş artışını %37,57 olarak açıkladı. İlave olarak da %5,03 artışı duyurdu. 7 bin lira kök ücreti olanlarda %37,57'yi yani e bu %5'lik iyileştirme olmadanki halini zamladığımızda 9.629 liraya geliyor. %5'i de koyduğumuzda 9.952 liraya geliyor. İşte mesela 7.000 lira kök maaşı olan 9.952 liraya geliyor ve aradaki 48 lirayı hazine desteğiyle 10.000 liraya tamamlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, esnafın prim gün sayısının 7200'e indirilmesi için izlenecek yol haritasını anlattı. Orta vadeli program kapsamında madde madde ele alacaklarını söyledi. İş kanununda da yenilenmeye gideceğinin sinyalini verdi. Sırlar çağlar yürüsün. İşte kahraman milletimizin. Müjdeyi Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi kaç seriden vermişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Emeklilikte avantaj sağlayacak düzenleme için esnaf heyecanla beklemeye başladı. Peki bağ kurluların prim gün sayısı ne zaman aşağı çekilecek? Orta vadeli planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek. Ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki orta vadede. Madde madde ele alacağız. Şurası, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan 2026 yılında sona erecek olan orta vadeli programı işaret etti. Yılın ilk kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken çalışma ve iş hayatıyla ilgili de kapsamlı bir düzenlemenin sinyalini verdi. İş kanunuyla ilgili güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İşlemeyen bazı yasalar ve 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma, platform çalışma çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik.